Ulan vur vur bitmiyor. Nereden çıkıyor bunlar? Galiba gemilerden inen adamları var Nesret abi. Bu kadar yoklardı. Aynen öyle abi. Sıkışın sıkış. Nereye kaçacaksınız? Yüzerek mi kurtulacaksınız? Sıkıştıkları yok enişte. Bir şekilde oradan kaçacaklar. Yürü. Yürü, 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 yürü. Ne demek öldü mü? O kurşunun yiyen adamın iflah olma ihtimali var mı Kubilay'ım? Reisim direkt koğuşuna çaktı. Bilerseniz kafasına çakaydı iyiydi mermiyi. Bu herif yaşamasa nereye sürükleyerek götürsünler Zafer? Leşleri bile kıymetli bu şerefsizlerin. Kendini öldürsecek. Görüyorsun oğlum orada. Kaçtı adamlar görmüyor musun? Bırak şimdi yerde kalanlara vurmayı. Deli midir nedir bu da ya? Vurdum vurdum. Kalbinin ortasına çaktım bir tane. Kanka alnının ortasına çaksaydın şimdi burada yatıyor olurdu. O kadar uzak mesafeden kafası şu kadar, gövdesi bu kadar. Besler. Iskalamayayım dedim. Neticede ben de sniper değilim yani. Ortalıkta Özcan'ı gören var mı? Ya yeğenim bırak Allah aşkına Özcan'ı. Bu kadar kurşundan bir tanesi isabet etmemişse bırak gitsin yaşasın. Vallahi reis, sıktığın kurşun adamın koluna gelse koparır. Zaten burada verdiğimiz telafatı bunlar bir ömür toparlayamazlar. Ya biz nasıl akıl edemedik deniz tarafından da bir ekiple gelmeyi? Benim aklıma gelmişti aslında. Ama su üstünde kesif atış zor oluyor diye ses etmedim.
Ya bırak Zafer Allah aşkına ya. Sudan korkuyorum demiyorsun da yok kesif atışı zor olur diyorsun ya. Hamdi baba, sen bize mangal yedirmezsin. Açık konuş, bir şey demeyeceğim. Yine benden mi çaldınız? Yoksa bilmediğim bir şey mi var? Seko, bunun çalacak bir şey kaldı da bizim mi haberimiz yok? Saklıyor Hamdi baba. Buraya bir şeyini getirmiyor artık. Hakikaten Selman. Bu ziyafeti neye borçluyorsun? Babam kimsesiz doğan bu gece geberecek diye paraya kıymış. Geberdiği haberi gelsin. Size kavurma da yaptıracağım. Şimdi karnımı doyurmadan konuşmak ne kadar doğru bilmiyorum ama bu kimsesiz doğanı biraz zor öldürtürsünüz. Hele de cezaevinde. İçeride bir sürü kimsesizi vardır yani. Yanlış mıyım Yaman? Yeter zıkkımlandın. Seko, bu ite bir daha kemiksiz bir şey verme. Bir şey söylemeyecek misin Yaman? Ben de seninle aynı fikirdeyim Yavuz. Bulundukları koğuş, hakim oldukları bir blokta değil. Ama yine de ikisi de hiç kolay lokma değil. Bir de şöyle düşünün abi. Babam bir iş için hayatında ilk defa para harcadı. 200.000 dolar. Olmayacak bir iş için 5 kuruş harcar mı babam? Ne yaptın Hamdi baba? Sen bir şeye 200.000 dolar verdiysen... bütün kimsesizler de beraberinde ölse yeridir yani. Onların başını ben bir ezeyim. Geri kalanların hepsini dilenci eder. O parayı bir günde toplattırır. Vallahi Hamdi baba büyüksün. Ha, ara ara sana alındım, kırıldım ama... çok kritik bir noktada çok büyük hamle yaptın. Alparslan yatalak. Hızır'la Doğan öldü ölecek. İshak İlyas'ı gebertecek. İdris'le Demir de façalıları kesecek. Ya rüya gibi bir şey bu ya. Evet, rüya gibi. Bu dediklerin gerçekleşmezse nasıl bir kabus yaşanacağını karnınızı doyurun, sabaha kadar düşün. Seko, Yaman tokmuş. Bu etleri Yavuz'a ver. Alparslan ayağa kalkarsa seni, Doğan ölmezse seni, Façalılar Demir'le Edirs'i bitirip sonra seni, İlyas İsa'yı bitirip hepimizi, Hızır'ı hiç demiyorum. Derken bunları da düşünün. Afiyet olsun. Hızır Reis, sofra hazır. Eyvallah.
Mikael, ben sana dedim. Ha bu pirinci bir de sen iyice ayıkla. Bir taş varsa çıkar gider reisi bulur. Bulur bulur. Gelir beni bulur. Mikael'in bir suçu yok. Ne kadar yenmez, yutulmaz şey varsa gelir beni bulur. Reis, senin bahtını bildiğimiz için hem o hem ben iyice ayıkladık pirincin taşını. Sen de istiyorsun ki kaderini bu iki kimsesiz değiştirsin. Gücün yetiyorsa kendin değiştir. Yetmiyor. Ama bir şikayetim de yok. Diş benim dişim. Talih benim talihim. Kader benim kaderim. Ne kadar çok şeyim varmış. Say say bitmiyor ya. Ay saydıkların düşmanlarından çok. Dostlarım da çoktur elhamdülillah. Baba Doğan. Bak hala sayıyor. Bir taş geldi mi de hemen küsüyor. Ya nimettir. Taş da nimet, pirinç de nimettir. Tadını çıkar Hızır. Taş yerine ya kurşun yeseydin? Onu da çok yedik. Reis, sağ başka bir şey hazırlayayım mı? Mikael bir kahve yap. Hemen reis. Baba da, senin bu benim abimle dostluğun nereye dayanıyor? Bizim orada abi kimsesiz. Dayıya demiş ki, dayı sen Müslüman mısın? Dayı da demiş ki, eyho. Kimsesiz sormuş ne zamandan beri? Demiş ki, teho. Şimdi rahmetliyle bizimkisi de o misal. Oho. Hadi bırak şimdi gizem yapmayı bırak. Hadi olduğu gibi anlat. Ahmet yabancı değil artık. Haklısın. Yabancı değil. Mikail. Daha da yapsaydın bir kahve. Yaptım. Getiriyorum Doğan baba. Hay sen çok yaşa. Otur otur. Dıngırtı etme. Sağ olasın ki. Sana ben diyeyim 78, 79, evren desin ki 80. Hele o civarlarda tanışmamız. Yani 12 Eylül'den öncesi. He. Önce. Abenle Ünal silah ticaretine başlamış. Sağ sol patlayınca Ünal avucunu ovuşturmuş. Ben tüccarım, herkese silah satarım demiş. Abin de senin gibi kaşlarını çatmış. Kardeş kardeşi vuruyor. Ben kimseye silah satmam deyince bunlar girmiş birbirlerine. Ünal bakmış ki ya paradan olacak ya canından. Seninki vuracak bunu, rahmetli bir kasa silahla ihbar etmiş. Attırmış içeriye. Ünal abimi ihbar mı etmiş? He. Ya şimdi bak ikisi de rahmetli. Beni de olmuşa getirme. Vallahi ister gel, ister gelme. Böyle. Neyse. Ben de o sırada içerideyim.
Yani şu an olduğu gibi. Yani şu andan kastım yine tertemiz, masum manasında ha. Sorma kayıp olmasın. Seni neden içeri aldılar Doğan Baba? Amerikancılar kimsesizleri bile bölmeye başlamışlardı. Sen sağcı, sen solcu diye. Ben de çektim bunları, dedim ki yahu siz kimsesizsiniz. Sizin neyiniz sağ, neyiniz sol ya? Hayır yani sağınız olsa ne olur, solunuz olsa ne olur? Bu bir oyun. Düşmeyin bu oyuna. Dedim işte bunu gecesine insanları toplayıp örgütlemek, silahlı çatışmaya sevk etmekten aldılar beni içeri işte. O zaman da Filistin'in askısı meşhur tabii. İşte orada tanıştık abinle. 50 kiloya düşmüştü rahmetli çıktığında. 64 gün işkence ettiler dedi. Şimdi yalan olmasın, ben son 14 gününe yetiştim. Ya bir insan o kadar işkenceye nasıl dayanır ben onu da gördüm. Kendini satan Ünal'ın adını bile vermedi. Ya koğuşta bana Ünal diye söylemişti. Bunlara da söyle dışarıya çık dedi. Yok dedi. İşkenceden en fazla ölürüm. Ama gammazlıkla, hainlikle ben yaşayamam dedi. Dostluğumuz o gün başladı anlayacağım. Ben abinden önce çıktım. İlk icraatım da o Ünal'a sıkmak oldu. Yok artık. Ünal'a sıkan sen miydin? De. Bu Ünal sizin en büyük müttefikiz benim. Bana sıkan adamı nasıl bulamazsınız diye o Amerikalıları ayağa kaldırdı. Bulamadılar. Ta ki ben bir gün o Ünal'ın karşısına çıkıp, bak o Yusuf Çakır Beyli bir gün daha yatarsa bu sefer senin beynine çakarım deyinceye kadar. Sonra abi çıktı işte. Sağ bir şey yapmadı mı Ünal Kaplan? Yok. Sonra ihtilal oldu. Sağ sol işi bitti. Uluslararası piyasaya açıldı. O kadar zengin oldu ki ona kurşun sıkan kimsesizi bile unuttu. Ya da unutmak işine geldi. Abim? Abinin de etkisi büyük tabii. O da demiş ki eğer Doğan'a bir şey olursa bak aynısı da sana olur. Ünal korkacak bir adam değildi. Ama abin kadar sağlam, sözünün eri bir adam olmadan öyle silah ticaretinde en büyük olamayacağını da biliyordu. Ben çok gençtim o zamanlar, bu kadar detay hatırlamıyorum ama rahmetlinin son zamanlarında Ünal'la araları iyi değildi. Ondan şüphelendik uzunca bir süre. Acaba kalemini o mu kırdı yoksa ona göz mü yumdu diye. Ünal yoktu o işin arkasında. Ama Amerika'nın bir kanadı vardı. Hani o hiç kırılmayan bir kanadı var ya. Rahmetli Yusuf devlet işlerine el attı.
ben bunların kanadını kıracağım diye. O siyahiciler de geldi. Bizimkinin kalemini kırdı. O dediğin kanat hala duruyor mu Doğan Baba? Hikayenin biz buradayız ya. Kim attırdı bizi buraya? Neyse. Rahmet istedi bak. Abi. Görüyor musun? Çok delikanlı bir adamdı. Alparslan'ı işte her gördüğümde hem yüzüm gülüyor, hem içim sızlıyor. O da burada yatmıştı Ahmet. Süfi. Duymadın mı sen onu hiç? Duydum. Şimdi sen hikayeyi anlatınca kafamda iyice birleşti. Kimsesiz baba. Tabii. Dağdaş duydu onun ismini. Sen nasıl duymayacaksın? Onu burada o Derman Korkmaz'a havale etmişlerdi, değil mi Hızır? Ben o Derman Korkmaz'ın itleri bize de musallat olur diye düşünmüştüm. Ama onlardan hiçbir ses çıkmadı. Şu gece kuşunu bir ifadeye alalım. Bu Derman'ın iti köpeği kimse gelmiş yanları da hallederim baba Doğan. Harcan mı iyi olur? Gelir o deve kuşu. Az sonra. Supi. Yoksa Derman'ın söylediği gibi süboş mu deseydim? Tam da sizi sevmeye başlamıştım. Ama neyse. Kusura bakmayın. Emir büyük yerden. Bunları mı arıyordun Supi? Anlatmaya devam et. Dinliyoruz. Hoş geldiniz abi. Vallahi bayağı bir hoş geldik Selçuk.
Ha Orhan, çayından içeri de getirsene. Bu saatten sonra evdekilere çay demletmeyelim. Hemen abi, çaydanlığı alıp geliyorum. Telefonda şifreli şifreli konuşuyorsunuz. O İshak öldü mü ölmedi mi? Vuruldu. Bana göre ölmedi. Ama birazdan Orhan gelecek. Kesin öldü diyeceğiz ona göre. Nasıl ölmedi Besat? Vallahi göğsünün ortasına çaktı İlyas. Ama herifi apar topar oradan götürdüklerine göre bence ölmedi yani. Sen bana mesafeyi söyle dadaş, mesafeyi. 400 metre falan vardı, değil mi abi? Ya ne bileyim. Hani İlyas'ın yukarıdan aşağı inmesi 4 dakika sürdü. Ama o ateş altında 10 dakika gibi geldi de neyse. Merminin çapını bilmiyoruz. Ama 400 metre mesafeden çelik yelek hayat kurtarır. Ya İlyas niye kafasına sıkmamış? He ben de onu sordum abi. Uzaktan kafası bu kadar, gövdesi bu kadar ıskalamayayım diye dedi. Dayı adam zaten sürekli hareket halindeydi. Yani İlyas Reis doğru olanı yaptı. Özcan'ı gördüğünde öyle bir sevindi ki koşarak kucaklamaya gitti. O it geberdi mi? Abi bir sürü it geberdi. Hepsini ters yüz edip bakamadık. İşte bu yanlış olmuş dadaş. Küçük köpek her zaman tehlikelidir. Ya onun her tarafı tehlike olsa ne olur abi? Hoş geldiniz. Acıktınız mı Behzat? Yemek ısıtalım mı? Yok abla, varsa yeriz kek, poğaça bir şey. Zaten birazdan Orhan çay getirecek. Hakan'la atarız bir şeyler ağzımıza. Peynirli de yaptım, patatesli de amca. İkisinden de getireyim mi? Aferin. İkisinden de getir. Tamam amca. Siz nereden geliyorsunuz? Alparslan'ın intikamını aldık diyelim. O İshak lavuğunu indirdik. Adamlar çok büyük tezgah kurmuşlardı. Vallahi bu Didem'in Hızır Ali ayıkmasaydı İlyas sizlere ölmüş. Orhan abi sen getirirsin çayları. Benimkinden bahsediyorlar. Hakan abi, amcam yutana kadar bari sen anlat. Vallahi neresinden başlayacağım bilemiyorum ki Didem. Üf, tamam tamam sen sus abi. Amca? Vallahi işte bu Özcan yok muydu size sıkan? Evet amca. Bu Özcan Finos'u işte. Sen ne yap et, otele gir. Hızır abinin odasına kadar çık. Bu tam İlyas'ı indirecekken Hızır Ali yan odadan çıkmış, vurmuş bunu indirmiş. İşte bu. Bahar abla ben sana hep demiyor muydum? Refleksleri inanılmaz iyi. Zaten biliyorsunuz Salih içerken Hızır Ali olmasaydı biz ölmüştük çoktan. Behzat, Hızır'ın odasının kartı özel. Asansöre bile o özel kartı okutmadan çıkamıyorsun. Bu adam nasıl elini kolunu sallayarak çıkıyor yukarı? Bu Özcan iti en ince ayrıntısına kadar oteli ezberlemiş. Bir sürü de ahbap edinmiş. Artık kimle ayarladıysa ayarlamış. Mesele o değil Bahar. İlyas bu Özcan'ı seni kim yolladı beni öldürmeye diye konuşturmuş.
Tabii bu İshak deyince ara ulan İlyas'ı ben öldürdüm de demiş. Sizin bunlardan haberiniz var mıydı Haşmet? Yani bu kadar detaylı değil ama müjdeli bir haber bekliyorduk tabii. Nasıl burada beklediniz? Siz de olaya dahil olmadınız. Hayret. İlyas gelmeyin dedi abla. Zaten gelseniz de boşuna gelirsiniz. O İshak şerefsizini bizzat ben indireceğim dedi. İndirmiş mi bari? Ha bu kadar yedi abla, bu kadar. Gebersin hain. O Özcan ne oldu Hakan? O çatışmada aradan kaçtıysa bilemem. Ama Kubi yerde yatanları bile affetmedi. Dönüp bir daha sıktı. Keşke sağı ele geçirebilseydiniz. Hızır'a yapılanı itiraf ettirirdiniz belki. Artık o başka bir Bahar'a diyelim. Hızır abiyle Doğan babanın tahliyesinin bir yolunu bulacağız elbet. Orhan. Buyur abi. Sen bu otelde kalıyorsun ya. Evet abi. Gittiğinde milletin ağzını iyice bir ara. Hakikaten bu kart mart olayı nereden ele geçirdiler, ne yaptılar? Ben çok kafayı taktım bu işe. Olur abi. Aslında bana sorarsan o otelin bütün güvenliğinin baştan aşağı değişmesi lazım. Doğru söylüyorsun. İlyas'ın işi başından aşkı. Bu güvenlik işini bize el atalım. Olur abi. Ben bir gideyim bakayım. Size haber veririm. Eyvallah. Dayı. Müsaaden varsa ben de bir üstüm başımı değiştireyim. Kardeşim, bak bu Bahar'ın yanında kötü konuşmak istemiyorum ama bu Orhan babamızın oğlu. Niye evimizin içinde? Niye her şeyi onun yanında konuşuyorsunuz? Yavuz'dan ötürü diyorsan Emine abla, bunlar evvel eski geçilemezlerdi zaten. Ona bir şey konuşmaz yani. Pınar'ın yanında da her şeyi konuşmanıza hayret ediyorum zaten. Hiçbir şey umrunuzda değil. Daha düne kadar Behzat'ın sevdim dediği insan bizi ne hallere düşürdü, unuttunuz mu? Kimseye güvendiğimiz müvendiğimiz yok Emine abla. Orhan'ı da koynumuza alacak halimiz yok. Evin içine girip çıkıyor, çay götürüp getiriyor işte. Orhan Bahar ablama saygıda kusur etmez ama ben pek sevmem onu. Pınar'a gelince ona güvenirim. Sırlı kızdır. Ya ben insanlara bir şey demiyorum. Aksine bizimkilere diyorum. Ya ne oldu da siz birdenbire çeneniz düşük oldunuz? Çıkın bir şey konuşacağızdan, gelin bir şey konuşacağıza döndünüz hemen. Tamam abla, bir daha yapmayız. Hadi size müsaade. Biz kendi aramızda bir şey konuşacağız. Bütün bu anlattıklarımdan bunu mu anladın tipi? Abla, siz çıkmayacaksanız biz aşağı inelim. Cehennemin dibine inin. Yürü Didem. Behzat, Haşmet abiyle tipi abi gerek yok dedi ama... Madem İshak öldü, artık durumlar değişmiştir. Ben şu Yavuz'la bir konuşayım mı yarın? Konuş Bahar, konuş. O Yavuz'la buna de ki... İlyas seni de gebertecek. Sırada sen varsın de. Böyle dersem kaçar. Yani belli mi olur Bahar? Belki de o korkak ne olur beni İlyas'la uzlaştır falan der. Biz aramızda bir konuşalım.
Ne deyip ne demeyeceğini sana söyleriz kızım. Ama burada evin içinde konuşun. Tamam Haşmet abi. Buraya gelsin. Burada boğalım diye mi dedin dadaş? Bahar güvende olsun diye dedim. Tipi. Alparslan. Bak sen çok dirayetli bir adamsın. Bilirim ki en kısa sürede ayağa kalkacaksın. Ha, son verdiğin kararları da ben kendi adıma doğru buluyorum yani. İçine tüküreler bu içinde olduğumuz dünyanın. Sen en iyisi kızının babası ol. Ve al onu. Git istediğin yerde, istediğin gibi yaşa. Biz zaten düşmüşüz. Siz gençler bari kendinizi kurtarın. Avruya bak. Kızın amcana bu yaşa geldi. İçeri girdiğin mevzuya bak. İlk defa suçsuz yere cezaevine girdi. Ama amcam bu. Hiçbir şey tatmadan ölmez. Yani o Hızır. Sen tatma diye söylüyorum da. Abi benim de niyetim o. Eğer toparlayabilirsem gideceğim buralardan. Git. Kızını da al git. Diyeceğim ama. Şimdi çocuğu da İlyas'la Ömür'e verdin. Nasıl olacak o iş? Bu saatten sonra kimseyi üzmek istemiyorum. İlle de sende kalsın derlerse çok mutlu olurum. Yok, bizde kalacak derlerse onlardan daha iyi anne baba bulunamaz. Gel Eminim, gel. Ben de Alparslan'ı yalnız yakalayınca bir sürü lafa tuttum. Ben çıkayım, siz de istirahat edersiniz. Yok Tufan abi. İlyas reisler geldi. Müsaitlerse gelsinler bir konuşalım diyor. Ha iyi oldu. Benim de zaten konuşacaklarım vardı. Ya bu senin deli amcan herkese kafayı takmış. Gel iki çift laf da sen et. La biraz ayarlı git de. Niye diyorum? Doğan'la Hızır içeride de onun için. Haydi. İlyas doğru düzgün bir şeyler hazırlasaydık. Bu iyi, iyi. Rahatsız olmayın, rahatsız olmayın. Hoş geldin abi. Asıl sen hoş geldin inşallah İlyas. Nereden böyle? İshak'ı vurdum, oradan geliyorum. Öldü mü? Emin değilim. Mesafe çok uzaktı. Ama ölmediyse de sorun yok. Ne de olsa bir ara öldüreceğim. Benim sizinle asıl konuşmak istediğim konu başka. Bundan daha önemli ne olabilir bizle konuşacağım? Bugün beni otelde öldürmeye kalktılar. Nasıl yani? Aslında biraz da benim planımdı. Yani böyle olmasına müsaade ettim diyelim. Ama korkacak bir şey yok. Gördüğün gibi iyiyim. Kim yaptı? Kimler yaptırdı? Özcan'ı kullandılar. Allah kahretsin onu. Yaşıyor mu o köpek? Bilmiyoruz. Neyse o konuda çok önemli değil. Neyse bizim için önemli olan meseleye gelsen artık ha. Gelelim. Alparslan'ı vuran silahı otele sokanla Özcan'ı otele sokan kişi aynı kişi. Kim o? Bahar'ın Orhan.
Bu işin içinde Bahar var dede. Yarın onu gidip vurayım abi. Yok, Bahar bu işin içinde yok. Orhan dediğiniz adam yıllardır Bahar'ın yanında. Emin miyiz İlyas? Eminiz. Bahar bunu biliyor mu? Bahar da Emine ablalar da henüz durumu bilmiyorlar. Orhan'ın doğal davranmasını istediğim için Behzatlara evdekilere durumdan söz etmeyin dedim. Sebep? Çünkü herkes Mine gibi Orhan'ı öldürmenin peşine düşecek. Orhan abimlerin cezaevinden çıkış bileti. Net. Peki amcamların aracına uyuşturucuyu yerleştiren Orhan mı? Evet güzel. Ama kendi koymamış, başka birine koydurtmuş. O vale de burada. Kazım'ın yanında saklıyoruz. Saklıyoruz derken? Ya evden daha güvenli bir yer mi var Hatice? Hem elimizin altında olsun. O adam bize adliyede lazım. Ulan İlyas, bak bu işi bir an önce halletmen lazım. İşin şakası yok. Bu Orhan'ın bu eve bundan sonra ne koyacağı, kime ne yapacağı hiç belli olmaz. Nerede o soruşuz? Takip ettiriyorum abi. O şimdi koşa koşa Tuncay abisine, gebermediyse de İshak abisine gidecektir. O son durumu öğrenecek, ben de o sırada onların olduğu yeri öğreneceğim. İlyas, o Tuncay'ın mekanını basmaya kalkarsan ne içeride abini ne de dışarıda seni yaşatırlar. Basmak falan yok. Basmak yok Ceylan abla. Benim şu andaki tek amacım abimi dışarı çıkarmak. Bu. Çelik yelek üstünde olmasaydı İshak, bu kurşun senin sırtından top mermisi gibi çıkardı. Oradan nasıl kurtulduk? Mucize yani Tuncay Bey. Çok kalabalıklardı. Siz üç kişi miydiniz Abbas? Dünkü çocuğun aklıyla tuzak kurarsan tuzağa düşersin İshak. Tuncay abi, zaten zor nefes alıyorum. Nefesimi kesme. Bırak, biraz kendime geleyim. O İlyas'a tuzak kurmak neymiş göstereyim. Dinle. Sen biraz dinlen İshak. Bir öfkeyle iş yapmaya kalktın, iki kaburganı kırdılar. Biraz dinlen. Ne oldu beni Abbas? O Özcan iti geberdi mi? Bilmiyorum İshak abi. Ayrıca şu saatten sonra Özcan'ın ne önemi var abi? Onun derisini yüzeceğim. O tersaneye gelen kim varsa hepsinin derisini yüzeceğim.
Eskiden buralar hep tutuktu. Şimdi bildiğin incirlik olmuş. Anlamadım abi. Oğlum yok mu Amerikan üstü incirlik? Onu diyorum. Adamlara bak ya. Gözünde büyüt diye söylemedi Kubi. Görmüyor musun abi? O çatıda bence uçak savar bile vardır. Gözünde büyütme diyorsun da nasıl gireceğiz biz buradan içeri? Şu an konumuz buraya girmek değil. İçeri giren şerefsizi ele geçirmek. Bence o İshak da buradadır. Hatta içeride bir ameliyathane bile vardır kesin. Ben sana gözünde büyütme dedikçe sen gözlerine mercek taktın Kubi. Tamam abi ya. Hiçbir şey yoktur içeride. O İshak da ölmüştür kesin. Hah. Böyle konuş işte. Gel. Efendim Orhan geldi. Söyleyecekleri önemliymiş. Ona 50 kere buraya gelme dedim. Ortaya çıkacaksın dedim. Belli ki İshak abi merak etmiş efendim. Al içeri. Geç otur. Abi, önemli gelişmeler var. Biliyorum, buraya gelmemem lazımdı. Ama evde bazı şeyler konuşuluyor. İshak abinin öldüğünü söylüyorlar. İyi. Böyle bilmelerinde fayda var onun. Yaşıyor yani, öyle mi? İshak kolay kolay ölür mü lan? Ne bileyim, evde öyle bir rüzgar yaptılar ki. Bırak sen şimdi onların rüzgarını. Sen niye söylemedin İshak'a bu Özcan bu işi beceremez diye? Ya bu yüzden açığa çıksaydın? Ya o otelin kayıtlarında mayıtlarında bir yerde fark edilirsen? Silahı ve kartı sen yerleştirmişsin öyle dediler. Abi ortaya çıksam bırakırlar mı? Çoktan öldürmüşlerdi beni. Benim planlarımın içine ettiniz. Ben bunca zaman beklemişim. Seni adamların içine kadar sokmuşum. Tam istediğim zaman istediğim hamleyi yaparım diye düşünürken İlyas'ı öldürmeye kalkmak da ne? İlyas kim lan? Senin görevin neydi Orhan? Ailenin içinde olmak. Benden alacağın son talimat neydi? Ceylan'ı ya da Hızır'ı öldürmek. Böyle kafanıza göre İlyas'ın üstüne yürürseniz bunca emek çöp olur. Haklısın abi. İlyas bu işin peşine düşecektir. Hele ki İshak abinin yaşadığını öğrendiğinde içeriden bir sızma olduğunu anlayacaktır. Seni anlamadıklarından kesin emin misin? Anlamadılar abi. Kesin. Eminim. Sabah fizyoterapist kızı evlerine götüreceğim. Bu fırsatı değerlendirelim. Cezaevinden güzel haberler bekliyorum. Haber gelir ya da gelmez. Ama sen yarın kızı eve götürdüğünde Ceylan'ın işini bitireceksin. O evden sağ çıkmanın yolu bir tek Ceylan'ı öldürmek değil. Karşıma kim çıkarsa vurmam lazım. Ceylan'ı öldürdükten sonra kimi vurduğunun bir önemi yok Orhan. Hedef Ceylan diyorum. İşi bitir, sonra kimi istersen vur. Bak, işi bitirdikten sonra buraya gelme sakın. Ankesörlü telefondan sana verilen numarayı ara. Ve sana söylenen yere git. Emredersin abi.
Zafer. Çıktı şerefsiz. Sana doğru geliyor. Gelsin. Bekliyorum şerefsizi. Bak iyice anladın değil mi? Hiçbir şey yapmak yok. Sadece yolu keseceksin. Biz zaten arkasındayız. Kaçmaya kalkasında bir şey yapmayayım mı Tekin'im? Sen de kaçamayacağı şekilde önünü kes o zaman Zafer. Allah, hala yapmak diyor ya. Deli midir nedir? Birader. Duymuyor musun birader? Açsana şu yolu. Orhan'ın elindekini bırakmazsan seni dönüp köşk ederim. Geç. Geç şuraya. Yat. Yat yere, yat, yat, yat. Satılmış hain köpek. Yol bitti Orhan. Şimdi eve gidene kadar söyleyeceğim bütün yalanları düşün. Tekin, bak ne biliyorsunuz? Ne kadar biliyorsunuz bilmiyorum ama yanlış yapıyorsunuz. Biz miyiz lan yanlış yapan? He? Biz yanlış yapan. Kardeş şimdi jandarmalar gelecek. Kimseye derdimizi anlatamayacağız. Kaldırın buradan gidelim. Sen az önden git. Eğer yolda çevirme mevrimi olursa bize haber edersin. La İlyas. Çok büyük kumar oynayışın ha. Evet abi, kumar oynuyorum. Hem de büyük kumar oynuyorum. Ama bütün hainleri ortaya çıkarmak için en iyi fırsat bu. Yani şimdi Selman Demir'e gidecek değilsin, öyle mi? Gidecek demiyorum abi. Gidiyor diyorum. Hatta orada da Haşmet abinin üstünde plan yapılıyor. Şimdi ben ne yapayım yani, ne diyorsun sen? Abi sen İsa ile Selman'ı takip ettir. İlla ki gidip görüşeceklerdir. Demir'le görüştükten sonra da İsa'ya söyle, çıkışta alıp bana getirin.
Efendim Kazım? Tamam. Kış bahçesine getir. Orhan'ı getirmişler İlyas. Ne diyorsun İlyas? Kalayım mı gideyim mi? Abi sen git çünkü burada yapılacak çok bir şey yok. Neticede o Orhan'ın bana dirisi lazım. İyi, bana müsaade o zaman. Rahatsız olma, rahatsız olma. Şimdi bu Orhan'ı adliyeye teslim ederseniz Hızırlar cezaevinden çıkar mı? Yani bu adam adliyede doğruyu söylerse çıkacaklar hacı. Adamın hayatı yalan. Niye doğruyu söylesin ki? O bir an önce kendini cezaevine atmak ister. Bizim elimizden kurtulmak için. Hele de amcamların çıktığı, içeride kullanacağı bir cezaevinde olmayı tercih edecektir. İlyas, ben yarın gidip başsavcıyla bir konuşayım. Muhtemelen Vale ile Orhan'ın söyledikleri örtüşünce Hızırları dışarı çıkaracaklardır. Tamam abla, uyuz sen de. Benim de Orhan'a sormak istediğim sorular var. Abla ben sabaha kadar şöyle güzel bir yorayım. Sen gelir, sabah kurtarıcısı olursun. Anlaştık. Ha bu arada yeğenim sen görmek istemiyorsan istirahate çekil. Yani durduk yere moralin bozulmasın diye söylüyorum. Malum sen bir şey yapmadan duramayacağın için şimdi gelirsin orada sıkmaya falan kalkarsın. İçinde patlar diye söylüyorum yani. Yok amca yok. Bana da moral olur. O zaman hadi. Yeğenim. Abim. Senin amcan. Diyorum Alparslan. Eğer bu herif geberirse 20 yıl içeriden çıkamaz. Bir Alparslan ölür, bin Alparslan doğar. Siz hainler, bayrağı ancak yarıya kadar indirebilirsiniz. O bayrak asla yere inmez. Eşeği saldım çayra, otlaya karnı doyra. Gördü güdüşü hayra,
yoranında. Müfsidin bir de gammazın, malı var da yemezin. İkisi meyyit namazın, gılanında. Münkir münafıkın soyu, yıktı viran etti köyü. Ölüsüne bir tas suyu, dökeninde. Paket hazır mı Şahil'im? Hazır kimsesiz baba. Pul geldi günde yapıştırırız. Reis, ha bu işlere yedi o. Buradan nasıl çıkmayı mayruk? Bizim ne alakamız var Suat? Bu onların ikisinin arasındaki mevzu. Ya reis, toz işinde bunu diyorum. Vallahi şahidim, dediğin gibidir. Ama her şeye bu laf edersek bize kim inansın? Şimdi herkes bunların nasıl bir hain köpek olduğunu biliyor. Bazen itleri birbirine kırdıracaksın. İt laf deyip işin içinden çıkacaksın. Su bir tek tek saymadı mı? Bu gece kuşu Fethi'nin iti. O dibinde gezdirdikleri de onun iti diye. Vay 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 vay, deve kuşu da gelmiş. Deveye demişler ki boynun eğri. O da demiş ki nerem doğru ki? Hakikaten doğru bir yerim var mı deve kuşum? Ben uzlaştık zannediyordum. Uzlaştık. Senin kimine kimsene bir şey mi yaptık? Yapmadık. Ama hala takip edildiklerini söylüyorlar. Bak sen de bizi takip ediyorsun. Neyse. Ahmet nerede? Ahmet? Ahmet kim? Ne demek Ahmet kim? Burada Ahmet diye biri yok. Hı? Hücreden birlikte çıktığınız adam, Ahmet. Odaya bak. Mikael, alabuları götür, bir ifadelerini al. Sen de geç hale otur bakayım. O silahı nereden buldunuz? İnşallah beylik tabancanı vermemişsindir Supi'ye. Supi? Derman'ın Supi'si. Hamdi'nin Supi'si. Gece kuşunun Supi'si. Hı? Bak Hızır Reis. Gardiyan öldürürsen hangi cezaevinde yaşamayı düşünüyorsun? Bir, burada yaşamayı düşünmüyorum. İki, gardiyan öldürmeyi hiçbir zaman düşünmedim. Ama
vatan haini satılmış köpekleri öldürüp nasıl yaşayacaksın diye soruyorsan, ben doğduğumdan beri böyle yaşıyorum. Hızır'ın cevabı seni tatmin ettiyse, sen de bizi bir aydınlat. Bu kadar ihanet edip, bu kadar kemik yalayıp, can yakıp, üstelik de bu kadar aşağılanıp, sen nasıl yaşıyorsun? Sufi size ne söyledi bilmiyorum. Ama benim onun hakkında bildiğim $100,000 para almış. Yani sizi öldürmesi için. Biz $200,000 biliyoruz. Yüzünü de sen almışsın. Şerefsiz. Öldürmeseydiniz bu yalanları sorardım ona ben. Biz niye birini öldürelim? Biz burada tahliyesini bekleyen, iftiraya uğramış, her girdiği hücrede saldırıya uğramış masum insanlarız. Supi yaşıyor mu? Hayatını yaşıyor. Ya da son demlerini diyelim. Senin gibi. Var mı son diyeceğim bir şey? Reisler, bakın ben size bir şey yapmayacağımı söyledim. Ama beni ailemle tehdit ettiler. Yani mecbur kaldım. Deve kuşu, bir öl git de şu ailen de kurtulsun ya. Reis, Allah aşkına siz hiçbir şeye karışmayın. Ha burada oturun. Ne olacaksa bize olsun. Hiç kimseye bir şey olmayacak. Fetici gardiyanlar geldi, Supi'ye eziyet etti. Supi de dayanamadı, çekti bunların hepsini, vurdu. Sonra da kendi kafasına sıktı. Eğer böyle bir şey yaparsanız buradan çıkamazsınız. Kimse sizi yaşatmaz. Sus ula! Ölecek hala konuşuyor. Bir af dile, bir tövbe et. Yok, hala tehdit. Devletin verdiği bu üniformaları da çıkartın bu hainlerin üzerinden. Tamam reis. Kalk. Çay içer misin Hızır? Karnım aç. İki lokma ekmek at ağzına. Bu gece kesin hücredeyiz. Yarına da Allah kerim. Doğru söylüyorsun. Bak.
Orhan, Orhan. Bu nasıl bir şebekeymiş, nasıl bir örgütmüş Orhan? Yavuz seni bilmiyor, sen onu bilmiyorsun. Herkes bir üstünü biliyor, o onun üstünü bilmiyor. Karı koca birbirlerini bilmiyorlar. Nesiniz oğlum siz? Amacınız nesin? He? Ne battı size? Rahat mı battı? Abi, çocuktum. Neler olacağını bilmiyordum dedim ya. Ya hiç mi büyümedin lan? Bu yaptığınız ilkokulda yan sıradaki arkadaşını öğretmenine şikayet etmek ya da ispiyon etmek gibi bir şey değil. Ülkene ihanet etmek. Reis sen kendini neye yoruyorsun ki? Baksana duymuyor bu. Hor kullanılmış katır oynuyor şerefsiz. Ben senin o katırın adını var ya. İlyas. Artık bana devret sen diyorum. Sor abla, sor. Ne istiyorsan sor. Benden mi çekiniyorsun? Belki Orhan çekiniyordur sizin yanınızda birilerini anlatmaya. Anne itirafçı yapıp bu köpeği yaşatmayacağız değil mi? Ne itiraf ettiğine bağlı. Eğer benimle anlaşma yaparsa belki bir şansı olur. Ceylan abla. Bunun Alparslan Reis'e yaptıkları yanına kar mı kalacak? Kimsenin yaptığı yanına kar kalmayacak Kubilay. Kullanılmak ayrı bir şey. Plan kurmak başka bir şey. Eğer şimdi bize Fethi abisini detaylı bir şekilde anlatırsa biz de şahsi intikamımızdan vazgeçeriz. Abla beni cezaevinde de yaşatmazlar. Belki onu da hallederiz. İtiraf ettiğini saklarız. Hızır'a kurduğun kumpas yüzünden yatar çıkarsın. Neyse bu anlaşma kısımları beni hiç ilgilendirmiyor. Beni ilgilendiren tek şey abimin dışarı çıkması. Orhan sen ne istediği anlaşmayı yapsın abla. Mahkemede doğruyu söylesin, ondan sonra nereye gidiyorsa gitsin, cehenneme gitsin. Ama eğer o mahkemeye yanlış bir ifade verirse o cehenneme gelirim. Seni bulurum. Zebanin olurum. Tekin. Bu iti ifadesini verdikten sonra adliyeden kaçırırlar. Kim nasıl kaçırıyor reis? Ulan adamın bilmediği bir alt yok. Sağ bırakırlar mı bunu? Ben cezaevinde öldürürler diye düşünmüştüm. Ne kadar öptüğünü bilmediğin bir adamı öldürmezsin. Önce bir kaçırırsın. Yani reis? Yani ifadesini verdikten sonra adliyeden çıkmayacak. Siz yapmayacaksınız. Öldürmeye de değil. Hastanelik etmeye. Doğan babanın adamlarından biri yapsın. Babamıza iftira attı desin, saldırsın. Baş üstüne reis. Şimdi müdür bey, bu disiplini bozan ortaokulu öğrencileri gibi diktiniz bizi buraya ayağa da. Biz bir şey yapmadık. Yani girdiğimiz her koğuşta fitneyle karşılaştık. Fitne bu sonuçta da insanları birbirine düşürür. Bulunduğunuz koğuşlar girdiğiniz suça göre belirleniyor beyler. Bunu en iyi sizin bilmeniz lazım. Bilmez miyiz müdür bey? İkimiz de
hapishanenin en hatırlı müşterilerindeniz. Gerekli ihtimamı görmemiş olmaktan ötürü biraz sitemkarız, hepsi bu. Oturun, söyleyeceklerim var size. Sizinle ilgili bazı gelişmeler var. Hayrımızadır inşallah. Sizi bilmem ama benim hayrıma. Müdür bey, gün hayrınaysa kesin çıkıyoruz Hızır. Ha, müdür bey diyorsan kalalım. Yani şimdi biz dışarıdayken yakamızdan düşmeyenler burada da düşmediler. Hazır biz burada içerideyken bunlar birbirlerini öldürsünler, vursunlar, kırsınlar. Biz sonra da gideriz Baba Doğan'la. Narkotik koğuşundan çıkacaksak bağ uyar. Burada da bir sünger, dışarıda da bir sünger yattığım yer. Sağ olun beyler. Dışarıda kiminle uğraşıyorsanız uğraşın. Bir daha buraya gelmeyin. Sizden başka bir şey istemem. Bu hayırlı haber ne zaman gelir? Ona göre taksi çağırabiliyor muyuz? Taktı taksiyi arkadaş ya. Alparslan dün gece olanları Hızır elden dinlediyse bugün ayağa kalkar. Hatta yürür bile. Bir şey mi oldu dün gece? Ben biraz erken uyudum da bir şey mi kaçırdım? Kısacası Pınar'cığım, Alparslan'a yapılanın cevabı verilmiş diyelim. Alparslan bunu duyduysa motivasyonu yükselmiştir anlamında söyledi Didem. İnşallah. Motivasyonu çok önemli. De hemen öyle ayağa kalkar yürür gibi bir şey için çok erken. Birazdan da Yavuz gelecek. Ben kalkayım o zaman. Hayırdır? Niye? Yavuz, Pınar'ın belalısı. Çok peşinden koştu, çok yalvardı, çok dil döktü ama bir yere varamadı. Anca peşimi bıraktı. Şimdi tekrar görüp sinirlerimi bozmayayım ben. Sen neden sinirini bozuyorsun ki? Bırak onun siniri bozulsun. O gerizekalı seni görünce depresyona giriyor. Takık yani Pınar'a Yavuz. Aşık. Tı. Diyelim. Bahar. Reddedilmeyi hazmedemedi diyelim. Herkese merhabalar. Merhaba. Oo Pınar. Sen de mi buradaydın? Merhaba Yavuz. Ne haber Bahar? İyidir Yavuz. Senden ne haber? Emine Hanım saygılar. Haşmet abiler de çıkmışlar. Ben onları da görürüm diye umuyordum. Varsa böyle bir umudun. Yazıhanelerini biliyorsun Yavuz. Oraya gidersin. Hadi bana müsaade. Didem, bir kahve yapmayacak mısın Yavuz abine? Hı? En son bana fal baktığında pek iyi şeyler söylememiştin ama... belki de durumlar değişmiştir ha. Kahve yapmamı yasakladılar. Ama istersen çay getirebilirim. O da olur. Kim yasakladı? Amcan mı? Nişanlım. Vay be, sen bile nişanlandın ha Didem. Sende durumlar ne Pınar?
Hiçbir şey değişmedi. Bildiğin gibi Yavuz. Orhan gelemiyormuş. Bana müsaade. Tamam Pınar'cığım. Sana kolay gelsin. İşin bitince konuşuruz. Kim bu Orhan? Bizim Orhan. Ne bileyim, ben de yeni birini mi buldu acaba bu buzdolabı dedim. Sen hala orada mısın Yavuz? Ben bir yerde değilim. Ben ona bir fırsat sundum. O da elini tersiyle itti. Allah kendi kaybeder. Behzat amcamla da araları çok iyi. Yani belli mi olur Yavuz abi? Ne diyor bu salak ya? Ben Alparslan'la aralarında bir bağ olur diye düşünmüştüm ama... Didem Behzatçı. Alparslan mı? Alparslan'ı Pınar tedavi ediyor ya Yavuz. Burada doktor mu kalmamış? Kimden çıktı bu fikir? Kızı ta Ankara'dan kaldırıp getirtiyorsunuz buraya. Kesin o Didem'in boş işleridir. Benim. Sen üstüne vazife olmayan işlere niye burnunu sokarsın Bahar? Alparslan eğer iyileşirse seni yediğin hatları telafi ederiz diye düşündüm Yavuz. Bizim Alparslan'la bir durumumuz kalmadı. Onlar kendi dertlerine düştüler. İshak onların başına bela oldu. İshak dün gece öldürülmüş. Ne? Nereden çıkarıyorsun kızım bunları? İshak öyle kolay öldürülecek bir adam değil. Kesin sen başkasıyla karıştırmışsındır. Şu Özcan yok mu? Cihan abinin yeğeni. Ne olmuş o sala? O gitmiş. İshak'la ittifak etmiş. İlyas'ı öldürmeye kalkmış. İlyas da bunu ele geçirmiş. Gitmiş İshak'ı indirmiş. Yemin et. Ben duyduklarımı söylüyorum Yavuz. Senin bunlarla da mı irtibatın var yoksa? Yok ya. Bana teklifte bulundular. Gel bize katıl, beraber hareket edelim diye ama... benim artık kimseye ihtiyacım olmadığı için reddettim tekliflerini. Bak Yavuz, bu İlyas herkesi tek tek indirecekmiş. Bence bu korkmazlar, fetiler, İshaklar yerine bu sefer doğru safta yer al. Yoksa Hızır içerideyken... seni ben bile kurtaramam Yavuz. Bana kimse bir şey yapamaz da... benim aklım şeye takıldı. Bu Özcan ölmüş mü? Yoksa hala İlyasların elinde miymiş? Öldüğüne dair bir şey duymadım. Ama bence ellerinde. Umarım herhangi bir sırrını bilmiyordur Yavuz. Benimle ne alakası var kızım? Korkmazlar düşünsün. Niye ki? Neyse. Senin anlayacağın işler değil bu işler. Sonra konuşuruz. Hadi eyvallah. O gece iti supuyla çok iyi plan yapmıştı. O sıra biri haber vermezse kimsesiz Doğan orada gebermişti çoktan. Kim haber verecek baba?
Ben de onu soruyorum. Onların hayatını kurtaran kim? Baba, Hızırların hayatını kurtaran kim yerine ya gece kuşuyla Supi bizim adımızı verdiyse diye hiç düşündün mü? O senin sorunun Yaman. Evet, benim sorunum baba. Beni bu işten kurtaracak yolu biliyorum. Benimle alakası yok. Gece kuşu babamın itidir der. Çıkarım. Bu işten seni nasıl kurtaracağım baba? Sen kimsin lan? Beni kurtaracaksın. Baba, buna bir cevap bulmamız lazım. Yoksa ben İlyas'ın karşısına geçip, hele de Alparslan'ın bildiği gece kuşuyla bizim hiçbir ilgimiz yok demem çok bir şey ifade etmez. Sana birisi soru sorarsa dersin ki babam gece kuşuyla Supi'yi öldürdüğünüz için size çok teşekkür ediyorum. O iki it de Derman'ın ölümünden bizzat sorumluydu. Aynen böyleydi Yaman abi. Çakır Beyliler bizim intikamımızı almış oldular. Yani o iki iti Hızır'la Doğan innete innete konuşturmamışlardır, değil mi? Abi böyle bir ihtimal var. Ama artık bence savunmada kalmaktansa bize karşı çıkış yaptığı anda İlyas'ı indirelim. Tuncay Bey'le ortak hareket edelim bundan sonra. Aferin Selman. İlk defa öz evladım gibi konuştun. Soyadının hakkını verdin. Ben İlyas'ı masaya niye lider yaptım biliyor musunuz? Elini kolunu bağlamak için. Çünkü bu adamın dışarıda hiçbir dengesi yok. Herkesi vurup öldürür. İshak'a da söyledim. Sana da söylüyorum Selman. İlyas sen de. Hadi indir de göreyim. Pınar Hanım, ben eve geçiyorum. İşiniz bitince haber verirsiniz. Tamam, teşekkür ederim. Hoş geldiniz Pınar Hanım. Hoş buldum. Orhan gelemedi, rahatsızlanmış galiba. Evet, çok rahatsız Pınar Hanım. Buyurun. Merhabalar. Hoş geldin Pınar'cığım. Bugün durumlar nasıl? Alparslan'ım oraya değil mi? Düne göre çok iyi. İyi, sevindim. Ben yanlarına geçeyim o zaman. Havuz katındalar. Erkenden. O kadar motiveler yani. Bir günde ne değişmiş olabilir ki? Ben gidip bir konuşayım. Alparslan'la ne konuşur ya? Ya tamam. Kıza bir şey anlatmayacağız Orhan'la ilgili de Emine Hanım'a, Didem'e, Bahar'a anlatmak lazım. Az önce Didem'i aradım. Yavuz oradaymış. O gidince gelin konuşacaklarımız var dedim. İyi. Hoş geldiniz. Hoş buldum. Başlamadan önce sizinle konuşacaklarım var. Oturur musunuz? İkinize de benimle ilgili muhtemelen herkes nasıl gidiyor, durumu iyi mi diye sorular soruyordur ya da soracaklardır. Reis, herkes seni çok seviyor ve bir an önce ayağa kalkmanı istiyorlar.
Haşmet abiler de aynı duygularda. Herkes soruyor doğal olarak. Sağ olsunlar. Ama biraz daha benim adıma üzülmeleri gerekiyor. Amcamlar, teyzem. Yani herkesin. Peki, anlayamadım ben. Pınar. Senin amacın beni ayağa kaldırmak değil mi? Evet. Ben ayağa kalkacağım. Sana söz veriyorum. Benden ne istiyorsan daha fazlasını yapacağım. Ama bu süreç üçümüzün arasında kalacak. Bu gelişmelerden kimsenin haberi olmayacak. Bakın bunu insanlar üzülsün diye istemiyorum. Zamanı geldiğinde düşmanlarım üzülsün diye istiyorum. Anladım. Sonuç olarak benim burada olma amacım sizi ayağa kaldırmak. Eğer sizi ayağa kaldırmam için bunu yapmam gerekiyorsa yaparım. Teşekkür ederim. Ha. Bu arada artık parmaklarımı oynatabiliyorum. İşte bu çok güzel bir haber. Vallahi bu iş size patlar Yaman. Açıklayabiliyorsan açıkla İlyas'a. O Özcan kim bilir neler anlattı. Başlatma Özcan'la Yavuz. O İshak'ın öldüğünden kesin emin olmamız lazım. Ben Bahar'ın dediğini aktarıyorum. Kız duyduğunu söyledi, gördüğünü değil. Ben size ne dedim? O İlyas'ı kafanıza göre bitiremezsiniz dedim. Ben şu işin bir aslını öğreneyim. Kimden öğreneceksin Selman? Demir'den. Demir ne alaka? Tuncay'la iyi onların arası. Git görüş Selman. Bu Yavuz'un hamam dedikodularıyla hareket edemeyiz. Gerekiyorsa herkes birleşsin. İlyas'a öyle saldırın. Tamam baba. Baba. Bak bir oğlunu daha kaybedersin. Abi. Kusura bakma ama. Sen bu İlyas'ı biraz gözünde fazla büyüttün. Aferin Selman. Kimseyi gözünde büyütme. Herkesi ez. Bu İlyas'ın dalını, budağını kes. Hamdi baba, bu Selman istenmeyen çocuktuysa zamanında aldırsaydın, niye oğlunu ölüme gönderiyorsun? Yorum yapma lan it. Seni istediler de ne oldu? Kendi babanı öldürttün. Seko, bul o Özcan'ı Seko. Ölüsünü ya da dirisini bul. Yoksa... Çok net anladım Yaman abi. Benim İlyas'la bir görüşmem lazım. Bence kesin olarak her şeyi öğrenmeden İlyas'ın yanına giden ölüme gider Yaman. İyi o zaman sen de benimle gel Yavuz. Ben ne diyorum sen ne diyorsun? Yaman. Götür bunu da. Zorda kalırsan Özcan itini evimize bu getirdi dersin. Öz yeğenin de hani şimdi benim itim mi oldu? Cihan abi diye gezdiğini bilmiyor mu herkes? E babam sadece malını çaldı. Özcan'a akılları bu verdi dersin Yaman. Ben gidiyorum. Geliyor musun, gelmiyor musun? Geliyorum. Çünkü ne diyeceğim belli değil. Aradan beni öldürteceksiniz ya.
façalılarla başlayacağız işe. Benimle misiniz, değil misiniz? Açıkça söyle Selma. Planınızı bilmeden abim dahil olmak istemiyor. Eğer Tuncay Beyleri, İshakları planın içerisine dahil edersek kaybetmeyiz. Bu durumda abim de tam destek verir. Yeğenim Kaya'yı öldüren Behzat'la tipi. Buraya gelip bize kurşun sıkan, adamlarımızı öldüren Haşmet. Bunların bizim için affı olamaz. Var mı abi? Yok Demir. Uğur Ankara'ya yolladı. Façalıların güvenliğinde Selçuk diye bir adam var. Evladım Uğur, Ankara'da onun ailesini buldu. Onu bir şekilde ikna edecek. Yani bu durumda istediğimiz zaman evlerinin içine kadar girebileceğiz. Demir, evlerinin içi olmaz dedim sana. Hı? Benim itibarımı daha fazla zedelemeyin. Benim meselem erkeklerle. Tamam abi. Façalıların geliş gidişleri açısından yardımcı olur bize bu Selçuk. Ne zaman gidiyorlar, kaç kişi gidiyorlar bilelim yeter. Gerisini yeğenin halleder. Öz yeğenim Uğur, bilirim halleder. Benim ona güvenim tamdır. İdris Reis, İlyas'a da geçen hasmımsın deyip çıkmışsın. Neticede façalılarla bunlar akraba. İlyas'a da sıçramamız lazım yani. İlyas bana edepsizlik etti. Yani haddini bildirmeniz lazım. Tarayıp getirin onu yeter. Saçını taramayacağız abi. Adam ölebilir yani. Sonra ben İlyas'ı öldürmeyin demiştim olmasın bak. Ya öyleyse ölsün. Benim evladım Kaya ölmüş. İtibarım iki paralık olmuş. Yahu Selman Tuncay diyeydi. Bir de başka bir adam. İzzet miydi neydi? İshak. Ha. O adamlara mı hallettireceksin işi Demir? Aynen öyle abi. Hasımlar zaten. Biz onlarla işbirliği yapacağız. Onlar da iş yapacak. Aferin Demir. Ateşi maşayla tutacaksın. Elinle tutmayacaksın. Yaman'ın tam desteğini al Selman. Harekete geçelim hemen. Ben Tuncay Bey'le görüşürüm. Bence tamam da yine de akşam haber vereyim. Mendebur. İsa, arabayı kapının önüne çek. Reis oğlum, ters bir laf etmesin şimdi bu. Ya ederse ağzının payını veririm. Sen dedumu yap. Hayırdır Tufan'a? Ne böyle yol keser gibi? Yok la, görünce kaçmayayım dedim. Konuşacaklarım vardı da. Konuşalım Tufan'a. İsa, sen bizi takip et. Tamam reis. Ben sonra uğrarım İdris'in yanına. Nereye gidelim Selman abi? Kızının fidanlık müsait.
Orada konuşuruz. Dedim ya, diyeceklerim biraz uzun. Olmadı abini de çağırır, onunla da paylaşırız ha. Konu ne? Ya dedim ya, biraz uzun. İyi, gidelim. Gel hocam. Gitti mi Selman Demir abi? Gitti. Estağfurullah yeğenim, estağfurullah, otur. Bu Selman beni sormaya mı gelmiş Demir abi? Seni sordu. Belli ki her yerde seni arıyorlar. Özcan, biraderim Demir senin için kefil oldu. Sağ olsun İdris Reis. Benim düşmanlarım sizinle ortak artık. Müsaade ederseniz birlikte hareket edelim. Hem Cihan amcamı hem de servetimi kaybettim ben. Artık kaybedecek hiçbir şeyim yok. Ne yapılacaksa hazırım ben. Diyorum ki abi, Uğur gelince Özcan'ı da katsın ekibine. Özcan haklı olarak itibarını peşinde. Bak, itibar her şeyden önemlidir. Eğer böyleyse benim desteğim senindir. İtibarın için gerekirse öleceksin. Yaman, ben senin gıyabında her yerde Yaman adamdır diyorum. Ama bunu engelleyen aile bağların var. Bence bu bağlardan kurtul. Eyvallah tipi ya. Sen de adam gibi adamsın. Ama hele bana söyle. Aile bağlarından sen kurtulabildin mi ki ben kurtulayım? Üzerinde çalışıyorum Yaman. Bu konuda çalışmalarım devam ediyor. Biz illaki bir ara kurtulacağız da. Ama senin babanın seni soktuğu işler pis işler. Bunlar senin masada da, ilişkilerde de sıkıntıya düşürecek ilişkiler. Yaman. Façalı dayı ne yapayım? Babamı mı öldüreyim? Ebu yaptı. Senin neyin eksik? Behzat, ayıp oluyor ha. Benim babamı Cihan abi yaktı. Hala abi diyor ya. Yavuz, gündemde değilsin. Ama ilk gündem olduğumda seninle uzun bir konuşma yapacağım. Ya da çok kısa. Bilemiyorum. Ben bir temizlik içindeyim. İçimizde ne kadar çürük varsa hepsini tek tek ayıklıyorum. Ayıkla liderim, ayıkla. O çürük senin ailende Yaman. Üstelik benim masamda oturuyor. Selman'ı kastediyor herhalde. Ne alaka? Selman hangi işine taş koydu İlyas? Senin kardeşin Selman. Arkamdan iş çeviriyor. Ki biz buna hiç gelemeyiz. Siz de şu anda Selman'ın arkasından konuşuyorsunuz. Oluyor mu yani? Doğru söylüyorsun. Öyle yaptım. Yolda. Buraya getiriyorlar Selman'ı. Ne demek getiriyorlar? Yine Demir'iyle görüşmeye gitmiş. Tufan abi de hazır oradayken abi dedim. Al onu gel. Ben de arkasından konuşmayayım. İlyas, konuya tam giriş yapma. Ben giriş yapayım. Sizin gece kuşu Hızır'la Doğan'ı öldürmeye kalktı. Onlar da gerekeni yapmış diye biliyorum. Yanlış mı biliyorum? Peki sen ne yaptın? He? Yaman.
Masanın patronunu içeride öldürmeye çalışan bir ekibin parçasısın. Bununla ilgili bize hesap vermeyecek misin? Kanka, hesabı vereyim. Bu gece kuşu denilen adam ve suboşu Supi. Abim Derman'ın ölümünde dahli olan iki kişi. Eskiden Derman'ın pis işlerinde kullandığı adamlar döndüler, onu vurdurdular. Sonra da kenara çekilip bizim alakamız yok yaptılar. Bu ailemiz tarafından unutulacak bir hareket değil. Sizinle ortak olmuş olabiliriz. Alparslan'la uzlaşmış olabiliriz. Ama bize ihanet eden adamları biz yaşatmayız. Sağ olsun Hızır Reis'le Kimsesiz Doğan gereğini yapmış. İntikamımızı almış. Çıktıklarında inşallah tabii ilk teşekkürü benim edeceğimden şüpheniz olmasın. Yani Hızır Reis'lere yapılan eylemin azmettiricisi Korkmaz ailesi değil demeye çalışıyor Yaman. Ben de epeydir içlerindeyim. Çakır Beylilere ya da Façalılara dair ne bir plan duydu ne de bir art niyet. Vallahi yani gerçekten çok aşırı güvenilir bir referanssın Yavuz. Söylediğin iyi oldu. Madem ailemize karşı bir kastınız yok, bu demirle üstümüze oynanan oyunun sen neresindesin Yaman, onu söyle. Vallahi adamın adı çıkacağına canı çıksın daha iyi. Çıkar çıkar. İlla ki çıkar da. Sen de bu işin arkasından çıkacak mısın yoksa sadece kardeşin mi? Göreceğiz. Selman Demir'i Ankara'dan tanır. Bir muhabbeti vardır. Ayrıca da Demir'i İstanbul'a da masaya da biz davet etmedik. Peki Yaman. Selman da gelsin, ona da soralım. Ama bil. Tatmin olmazsam gereğini yaparım. Tatmin olmak derken? Mahkeme kuruldu da haberim mi yok Tufan'a? Yok, mahkeme demeyelim de ona. Karakol aşamasındasın diyelim. Haydi. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Aleykümselam. Bir kere de öldür getir. Tufan. Arabuluculuk sana yakışmıyor. Şimdi başlayacağım senin arabuluculuğuna. Sinek mi öldürüyorsunuz? Neyi öldürüyorsunuz? Kimi öldürüyorsunuz ya? Hayır mı abi? Konu ne? Arkadaşlar Demir'le olan muhabbetinden rahatsız olmuşlar. Onu soruyorlar. Bu kadar adam bu soruyu sormak için mi toplandınız? Açın telefon. Sorun cevap vereyim. Yüz yüze sormak istedik. Selman. Sebebi de şu. Ola ki Demir tarafından bize herhangi bir eylem yapılır. Bunun faturasını sana da keserim, haberin olsun. Bana niye kesiyorsun?
husumet senin kendi husumetin. Adamlara verilen sözden sen cayıyorsun. Sonra da düşmanınla niye görüşüyorsun diye soruyorsun. Lan bebe, sana burada bir şey diyen yok. Eğer bunlarla bir kahpeliğin içinde değilsen niye her lafı üstüne alıp atar gider yapmaya çalışıyorsun? Selma. Bak şimdi, ben Demir'i senden daha iyi tanırım. Sen bir planın içinde olmayabilirsin ama Demir ne yapar eder, o işi senin sırtına yıkar. Bir iş senin sırtına yıkıldı mı, o ailenin başına da patlar. Onun için ya herkes yatışana kadar görüşme, ya da herkes vuruşana kadar görüşme. Ben kiminle görüşüp görüşmeyeceğimi abime bile sormuyorum. Size mi soracağım? Soracaksın kardeşim. Soracaksın. Eğer masada oturuyorsan abine bile sormadığın şeyleri bana soracaksın. Böyle bir kural hatırlamıyorum. Bir gün kafana sıkarlar o masada. Kural hatırlayacak bir uzun kalmaz. Façalı dayı. Yavaş. Benim sana hürmetim vardır. Behzat'a da senden ötürü muhabbetim. Kardeşimi tehdit edeceksiniz, bu iş başka bir yere gider. Ortada bir ihanet yok. Bir kumpas yok. Bir eylem ya da teşebbüs yok. Siz neyin hesabını soruyorsunuz? Tam olarak bunu söylemeye çalışıyorum Yaman. Eğer herhangi bir teşebbüs olursa, bir eylem olursa bunu ihanet sayarım. Kardeşinin kafasına sıkarım. Sonra sana gelirim. Başsağlığı dilerim. Derim ki benim seninle herhangi bir sorunum yok. Anlaştık mı? Ailemin her ferdinin yaptığı kendini bağlar. Ama ortada hiçbir şey yokken ailemi tehdit ederseniz bunu şahsi algılarım. İlk gün karşına geçip söylediğimi söylerim. Sıkmazsan adam değilsin. Savcı Orhan Navali'yi tutuklama talebiyle mahkemeye sevk etti. Yani Hızır Ali, duruşmaya çıkacaklar mı? Ya da duruşmadan ne zaman çıkarlar? Asıl bize o lazım. Annemi takip edin abi, o içeride. Mahkemeden bir tutuklama çıkar çıkmaz haber verecek. Duydun mu Kubi? Tamam abi. Bir şey olmaz değil mi Tekin abi? Yani tam babamlar çıkarken bir de azmettirici olmasınlar. Yok ya. Reisle Doğan babamı sevenleri mi yok? Ne azmettirsinler? Tuncay abi. Orhan birine bir şey yapmış olsa çoktan duyulurdu. Muhtemelen öldürüp gömdüler bir yere Orhan'ı. Umarım öyledir İshak. Ben ya konuştuysanın derdindeyim. Çok güvendiğim adam diyordun abi. Konuşmaz diyordun. Senin için de çok akıllı adam diyorum İshak.
Ama gidip kendini vurdurtabiliyorsun. Gel. Efendim, adliyeden bilgi geldi. Orhan'ı Çakırbeliler ifadeye götürmüşler. Arabaya paket yerleştiren vali de yanındaymış. Abi, ben Orhan'ı onu öldür demiştim. İtirafçılıkla ilgili bir durum yok, değil mi Cengiz? Eminsin. Yani sadece uyuşturucu işini mi itiraf edecekmiş? Öyle söylediler efendim. Olayı takip et. Avukatlarımızdan biri Orhan'la temas etsin. Cezaevine nakledilmeden önce kaçırılacağını söylesin. Emredersiniz efendim. Amma kıymetliymiş abi. Hala Orhan'ı kurtarma peşindesin. Ben Orhan'ı kurtarma peşinde değilim İshak. Bir sürü adamın paçasını kurtarmanın peşindeyim. Eğer buradan çıkarken kendini yakalattıysa... mekan da şifre oldu demektir. Gelseler ne olur Tuncay abi? Şu binanın girişinde geberir giderler. Senin de hep dediğin gibi... çatışmaya mı hasretiz İshak? Ben bu Yavuz'u gerizekalı deyip duruyorum. Şu düştüğüm hale bakın. Ki o bile uyarmıştı beni. O yanındaki Orhan'a dikkat et. Fethi'nin adamı olabilir demişti. Ben de Yavuz işte deyip gülüp geçmiştim. Bizim Orhan. Ne alaka o işlerle diye. Biz kimlere bizim dedik Bahar, bir bilsen. Kendine yüklenmene gerek yok. Sadakat varsa... İhanet de vardır. Hala, eğer Orhan konuşursa Ceylan abla Hızır abileri çıkarabilecek mi? Öyle dedi. İnşallah çıkacaklar. İnşallah. Hızır'ın da yüzüne nasıl bakacağım bilmiyorum. Benim yüzümden bir sürü şey geldi başına. Vallahi ne diyelim. İnşallah bu son olur Bahar. Bu kadarını sen nereden bilecektin ki Bahar? Bu kocan ne zamandır biliyormuş bu Orhan'ı? Abimlerin de haberi varmış abla. Allah'ın cezaları. Demek o Orhan'a duyurmaya vır vır konuşuyorlarmış. Sanki bize söyleseler çenemizi tutamayacağız. Hızır Ali'ye bu konuyla ilgili benim de iki çift lafım olacaktır. Aman canım, sen eksik kal. Tutuklama çıktı. Babanların tahliyesinin bu akşama yetişmesi için bir görüşme yapacağım. İyi. Hızır Ali, sen de Ceylan ablayla git de yalnız kalmasın. Tekin abi. Ya tamam. Bir şey mi var? Yok yenge hanım. Daha iyi ne olacak ki? Değil mi Lakubi? Aynen. Gözümüz aydın yenge. Polis arabasına binmeden otoparktan seni bir şekilde çıkartacaklar. Sağ ol avukat. Şerefsiz köpek.
Hadi be oğlum ya. İnsanlara kum basmanın hainle. İstiracı. İnşallah gemerirsin lan o delikte. Hadi arkadaşım tamam. Hadi. Kimsesiz bomba ve itiradan cezasız kalmaz. Hemen bir ambulans gönderin buraya. Mikail'im, yap bir tahliye kahvesi son kez içelim. Hemen doğum baba. Son mu Allah bilir de. İş çıkarma. Efendi efendi geldik, efendi efendi gideceğiz. Efendi efendi. Ya tozcu olarak geldik. Tozu dumana kattık. Allah'a bir şükür. Aklandık. Gidiyoruz da şimdi efendilik bunun neresinde? Yok öyle deme. Efendiliği hiç elden bırakmadık. Bak şahsen ben ne sövdüm ne saydım. Tabii tabii. Tabii. Zaten seni burada ayın müşterisi seçmişler. Şimdi seçilmiş olmak güzel bir şey. Eyvallah. Tasımızı, tarağımızı topladım. Hiçbir şeyimiz kalmadı. Mikail'im. Bir de sen bak da bir şey unutmayalım. Ne unutacaksın ne? Neyin vardı ki burada? Neyin peşine düştün? Kendini çıkar, gerisini bırak. He. Orhan içeri girsin, bizim kapkacağımızla yesin, içsin şerefsiz. Suat, bir şey götürmeyeceğiz. Yani Fırat'la Murat gelir belki bir süreliğine lazım olur kimsesizlere. Onlar bir bilaha neden gelsin tamam baba? Onlar buraya gelmezse malzemeleri onlara götürürler. Orhan öldü mi? Suat, aynı koğuşta kalıyoruz. Bunu nereden bileceğiz biz? Fırat'la Murat'ın buraya geleceğini nereden biliyorsanız onu da oradan bileceksiniz. Bizimkisi tahmin. Yoksa nereden bileceğiz? Tabiat boşluk kaldırmaz. Birileri çıkar, birileri girer. O açıdan. Ha bu sizin işinizden hiçbir şey anlamıyorum. Her şeyi bırak Mikail. Hiçbir şey götürmeyelim. Hızır. Bir daha içeri girsem seninle girerim. O kadar memnun kaldın yani. Allah için. İlk fırsatta ben bu Hamdi Korkmaz'ı vururum. Sana da iftira ederim birlikte vurduk diye. Beraber yatarız. Babadon. Ünle benimle bir yerde kalmak istiyorsan bana her yer cezaevi. Buyur otele gel, eve gel. Ha burası nedir? Aralarda kimsen çok. Sen kimsesiz güzelsin. Sen de kimsesiz Doğan. Sen de. Geçmiş olsun.
Öpeyim ben de bir. Doğan baba. Estağfurullah. Baba, amcam gelip de kalabalık yapmayalım dedi. Doğru söylemiş. Nerede o? Yarım kalan bir işi bitirmeye gitti reis. Kızı reis. Buyur baba Doğan. Ya ben deyim ki taksiyle gidek. Gidelim. Taksiyle gidelim baba Doğan. Taksiyle gidelim. Kelepçeli zaten. Sizin müdahale odasının önüne alalım. Olur hemşire hanım. Hemşire hanım, kısa bir görüşme yapmam lazım. Bana bir telefon ayarlayabilir misiniz? Lütfen. 5 dakika sonra gelip alacağım. Çok sağ olun. Gebertiyorum. Buraya kadar gelmene gerek yok. Ben sana geleceğim.